Merhaba Parabilik kanalı izleyicileri, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, hafta sonu bugün pazar ve genel haberlerimiz ile devam ediyoruz. Yarın dikkat edilmesi gereken hisseler arkadaşlar. Evet, yarın bu hisselere dikkat. Tam 13 hisse var. Borsa İstanbul'un hakkında tedbir kararı verdiği 13 hissenin üzerindeki kısıtlamalar 10 Kasım 2023 günü seans sonunda kalktı. Hisseler 13 Kasım 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Peki volatilite bazlı gelişmelerin olabileceği ve hacimsel olarak değişimlerin olabileceği bu hisseler hangileri? Şimdi bunu görelim. Birinci sırada Tetamat Gıda var arkadaşlar. Geçen yılların özellikle en çok kazandıran, prim yapan hisselerinden birisi Tetamat Gıda. Açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı ve brüt takas yasağı, piyasa emriyle piyasadan emir, limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptali, miktar azaltımı, fiyatı kötüleştirme yasağı, veri yayının emir toplama seansına kısıtlanması ve tek fiyat uygulanması gibi Borsa İstanbul'un VBTS kapsamında uygulayabileceği bütün tedbirleri almış bir hisse ve yarın özgürlüğe kanat çırpar gibi arkadaşlar hiçbir üzerine tedbir olmadan açılış yapacak Tetamat Gıda. Gördüğünüz gibi 7 tane tedbirin 7'si de yarın kalkıyor. Evet, Hatsan Gemi yeni halka arz olan şirketlerden birisi. Açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağı, brüt takas yasağı, piyasa emriyle piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptal miktar azaltımı fiyatı kötüleştirme yasağı ve veri yayınının emir toplama seansına kısıtlanması gibi neredeyse bütün tedbirleri de almış. O da 6 tane tedbirle birlikte Hatsan Gıda yarın tedbirsiz olarak işlem görmeye başlayacak. Devam edecek. Evet, SmartX yazılımında da arkadaşlar açığa satış, kredi işlem ve brüt takas yasağı yarın kalkıyor. DMR ünlü mamuller Demir Gıda, o da yeni halka arz olan şirketlerden birisi. Yarın 3 tane birden tedbir kalkıyor. Bu şirketten de açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı ve brüt takas yasağı. Evet, İhlas Gayrimenkul'den de arkadaşlar açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor. Şekerbank'tan, Escort Teknoloji'den, İhlas Haber Ajansı'ndan, ARD Bilişim Teknolojilerinden, Brisa'dan, Batı Çimento'dan ve Eminiş Ambalaj'dan arkadaşlar Batı Çimento'ya kadar kalalım. Yani Batı Çimento, Brisa, ARD Bilişim, İhlas Haber Ajansı, Escort Teknoloji, Escort Teknoloji, Şekerbank, İhlas Gayrimenkul'den arkadaşlar açığa satış ve kredi işlem yasağı dediğimiz ilk iki tedbir kalkıyor. Ve devamında da zaten Batı Çimento'dan da kalkıyor bu. Ve Eminiş Ambalaj'dan ise arkadaşlar açığa satış yasağı, kredi işlem yasağı, brüt takas yasağı, piyasa emriyle piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir miktarı, emir iptali, fiyatı kötüleştirme yasağı ve veri yayınının emir toplama seansına kısıtlanması gibi 6 tane tedbir kalkıyor. Bu hisse de rahatlığa kavuşabilir. Hacimsel olarak tabii ki olumlu olumsuz yarın göreceğiz. Fonet Bilgi Teknolojilerinden de açığa satış yasağı ve kredi işlem yasağı kalkıyor arkadaşlar. Evet, bu 13 hisseye yarın dikkat diyoruz. Borsa İstanbul'da bu 13 hissenin tedbirleri yarın kalkıyor arkadaşlar. Hepinize saygılı, sağlıklı ve kazançlı bol günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye de abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar hepinize.